bir grup arkadaş parmaklarını bir elleriyle diğerine göre ne kadar hızlı şıklattıklarını Evet bundan bahsediyorlar. Evet bunu merak ediyorlarmış. Ne kadar da önemli bir konu değil mi? Herkes parmaklarını önce baskın elleriyle 10 saniye sonra da diğer elleriyle 10 saniye şıklatıyor. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız baskın eliniz sağ eliniz sol elinizi kullanıyorsanız da sol elinizdir anlaştık mı? Her katılımcı ilk olarak hangi ellerini kullanacaklarına dair yazı tura atıyor. Bunun sebebinin de ilk olarak baskın el kullanılırsa baskın olmayan ele sıra geldiğinde katılımcının yorulmuş olacağını ya da buna benzer bir şey olduğunu. Evet, bundan dolayı böyle yaptıklarını düşünüyorum. Bu yüzden de ilk olarak hangi ellerini deneyeceklerini rastgele bir şekilde belirliyorlar. Aşağıda parmaklarını kaç defa şıklattıkları, her katılımcı için elleri arasındaki farkı ve özet istatistikleri veren bir tablo var. Bu arada bu verinin Khan Akademi takımına ait gerçek bir veri olduğunu da eklemek istiyorum. Mesela Jeff Baskın elinin parmaklarını 10 saniyede 44 defa şıklatmış. Harika bir performans. Ben bu kadar bile yapabileceğimi zannetmiyorum. Baskın olmayan eliyle de 35 defa şıklatmış. Bu durumda fark da yani baskın el eksi diğer el 9 oluyor öyle değil mi? Bunu diğer 4 katılımcı içinde yapmışlar. Burada özet istatistikler var ve bu istatistikler arasında son derece ilgi çekici bir şey göze çarpıyor. Baskın el ve diğeri arasındaki evet farktan bahsediyorum. Farkın ortalaması yani 6,8 için bu satırdaki değerleri alıp ortalamasını bulmuşlar. Sonra yine buradaki farkların standart sapmasını hesaplamışlar. Evet, standart sapma da 1,64 çıkmış. Ve sonra da bu katılımcıların şıklatma sayısının fark ortalaması için %95'lik bir güven aralığı belirleyip yorumlayın diye sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın bu sorunun ilginç yanı bizden baskın elin ya da diğer elin şıklatma sayısının ortalaması için değil de fark ortalaması için bir güven aralığı oluşturmamızı istemiş olması. Bu noktada bir saniye burada farklı iki tane örneklem var. Buradaki üçüncü örneklemde ilk ikisini kullanarak hesaplanmış diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu sorunun eşleştirilmiş veri içeren bir soru olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Eşleştirilmiş veri içeren sorularda katılımcılar yani örneklemdeki her bir bireyin durumu ve kontrolü yapmasını istersiniz. Örneğin 10 saniyede baskın elleri ile kaç defa şıklatacakları kontrol, durum ise diğer elleri ile kaç defa şıklatacakları olabilir ve eşlenmiş veri de önemli olan farktır. Başka bir deyişle elimizde boyutu 5 olan bir örneklem var ve bu örneklemdeki her bir birey için farkı ve standart sapmayı hesaplıyoruz. Güven aralığını hesaplamadan önce bu aralığı oluştururken dikkat etmemiz gereken koşulları gözden geçirmeye başlayalım. Evet, birinci koşul örneklemimizin rastgele. Evet, rastgele bir örneklem olup olmadığı eğer insanoğlu ve parmak şıklatma yetenekleri üzerine bir karar vermemiz gerekiyor olsaydı bu rastgele bir örneklem olmazdı. Buradaki katılımcıların hepsi kan akademide çalışıyorlar ve belki de iş görüşmeleri esnasında parmaklarını şıklatabilenleri işe alıyoruzdur. Ama yine de ne tür bir çıkarım yaparsak yapalım burada gördüklerimiz bu grup içinde geçerlidir. Sıradaki koşul normal koşulu. Evet normal koşulu. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Örneklem Örneklem boyutu eğer 30 ya da 30'dan büyük olsaydı, merkezi limit teoremine göre örneklem yani örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı normal dağılıma yakın bir dağılım olurdu ama bizim örneklem boyutumuz bundan çok çok küçük. Eğer istersek elimizdeki verinin dağılımını çizerek dağılımın herhangi bir yöne eğik olup olmadığına bakabiliriz. Evet, buraya bir nokta grafiği çizecek olursak. Burası 0 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Farkın farkın 9 olduğu bir durum, 5 olduğu 1, 8 olduğu 1 ve 6 olduğu 1 yok 2 evet 2 tane durum var. Bu kadar nokta koydum. Farkındaysanız herhangi bir yöne eğik bir dağılımla karşılaşmadık. 6,8'lik ortalama buralarda bir yerde olacak, öyle değil mi? Dağılımın kabaca simetrik bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de normal dağılım koşulunu karşıladığımızı kabul edelim. Bu arada bu yapılabilecek en iyi araştırma olmayabilir. Yani örneklem boyutu gerçekten de çok küçük. Popülasyon için rastgele de sayılmaz ama yine de devam edeceğiz. Ayrıca biyolojik, mesela birinin parmaklarını şıklatması gibi insan vücudunda gerçekleşen birçok şeyin bir araya gelerek ortaya çıkması çıkardığı olaylar söz konusu olduğunda bunların normal dağılıma yakın bir dağılıma sahip olduklarını da bilmelisiniz. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama burada gördüklerimizi hesaba katarak bunun çok da başarılı bir araştırma olmadığını ama arkadaşlar arasında olduğu düşünüldüğünde eğlenceli olabileceğini söylemek istiyorum. Peki nerede kalmıştık? Üçüncü koşul değil mi? Evet. Bağımsızlık. Bağımsızlık koşulu. Bu koşulu sağladığımızı söyleyebiliriz çünkü Jeff'in farkının David'in farkıyla ya da David'in farkının kimin ee, hiç ama hiç alakası yok. Birbirlerini gözlemlemiyorlarsa tabii. Bu yüzden de araştırmanın kapalı bir odada bağımsız bir gözlemci eşliğinde yapıldığını varsayıyorum. Bu sayede katılımcılar birbirleriyle rekabet içine girmemiş olurlar. Az önce de söylediğim gibi bu yapılabilecek en iyi araştırma değil ama %95'lik bir güven aralığını oluşturmamamız için de bir sebep, Yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Daha önce de gördüğümüz gibi güven aralığımız örneklem ortalaması yani farkların ortalaması artı eksi popülasyon standart sapmasını bilmediğimiz için örneklem standart sapmasını kullanacağız. Eğer örneklem standart sapmasını kullanıp ortalama için bir aralık oluşturmaya çalışıyorsanız buradaki kritik değer t tablosundan gelen bir t değeri olacaktır. Bunu farkların örneklem standart sapmasıyla çarpıp örneklem boyutumuzun yani 5'in kare böleceğiz. Buraya yazdıklarımızın Hemen hemen hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Hemen not edeyim. Örneklem ortalaması 6,8. Evet şuraya yazıyorum. 6,8 artı eksi. Peki kritik değerimiz ne olacak? %95'lik bir güven aralığı oluşturmak istiyoruz değil mi? Serbestlik derecemiz nedir? Bunu düşünelim. Serbestlik derecesi örneklem boyutumuzdan bir eksik yani 4 olacak. Ve artık bir T tablosu kullanmaya hazırız. Karşınızda ekranıma sığdırmaya çalıştığım bir T tablosu var. Şimdi birkaç farklı şey düşünebiliriz. Bize burada güven aralığını veriyorlar ve bunun 0,025'lik bir kuyruk olasılığına karşılık gelmesinin sebebi eğer bir dağılımın ortadaki %95'ini alırsanız kuyrukların her biri için geriye %2,5 kalması öyle değil mi? Evet bu da kuyruk olasılığı oluyor. Umarım şimdi biraz daha açık olmuştur. Bu sütünü kullanacağız. Serbestlik derecemiz neydi? E, 4. Örneklem boyutumuz 5'ti. 5 eksi 1, 4. Bu durumda aradığımız kritik değer 2,776. Evet 2,776 çarpı örneklem standart sapması. Buradaki farkların örneklem standart sapması 1,64'tü. Hemen not ediyorum. Ve bunun bir de örneklem boyutunun kareköküne bölünmesi gerekiyordu değil mi? Örneklem boyutunun karekökü buraya zaten yazmışım. Evet. Karekök içinde 5. Hadi şimdi hesaplayalım. Önce Hata payını hesaplayacağım. 2,776 çarpı 1,64 bölü kare kök 5. Sonuç yaklaşık olarak 2,036. 6,8 artı eksi 2,036. Evet hata payı yani bu yaklaşık olarak buna eşit. Güven aralığı içinde 6,8 artı bu ve 6,8 eksi bunun neye eşit olduğunu bulmamız gerekecek. Hesap makinesini bir daha çıkarayım. 6,8 eksi 2,036. Evet, evet. 4,764 eder. Güven aralığımız 4,764'te başlayacak ve bir bakalım. Bunu aklımdan hesaplayayım. 6,8 artı 2,036. Evet, 8,836 eder. Evet, 8,836. Peki, bu güven aralığını nasıl yorumlayabiliriz? Katılımcıların eller arasındaki şıklatma sayısının farkının gerçek ortalamasının %95 olasılıkla bu aralıkta bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak şıklatma sayısının ortalamasında bariz bir fark var. Ayrıca 0 bu aralıkta yer almadığı ve aralığın tamamı sıfırdan büyük olduğu için Kan Akademi'de çalışan bu kişilerin baskın ellerinin parmaklarını daha hızlı şıklattıklarını da söyleyebiliriz.